arkadaşlar, ikinci vlog denememle karşınızdayım. İlki çöp olmuştu. Yani sizin için ilk vlog ama benim için aslında ikinci, ilkinde pek istediğim gibi gitmemişti her şey. Zaten şimdi yeni telefon da aldım. Sorun olmayacağını düşünüyorum. Az önce mikrofonda bir sorun oldu. O da jelatini daha çıkarmamıştım. Jelatin mikrofon yerine sürtüyormuş. Cızır cızır çıktı sesim. Onu silmek zorunda kaldım. O yüzden bu videoyu da baştan çekiyorum. Bugün 5 Temmuz 2021 Pazartesi. Yani İrem Şeker'in, canım arkadaşım İrem'in doğum günü. Onun doğum günü buradan bir kez daha kutluyorum. Seni çok seviyorum İroşko. Öpüyorum. Onun dışında bu hafta benim için yoğun bir hafta olacak. Yani çekebilirsem benimle bir hafta gibisinden bir vlog çekeceğim. Hafta sonu hem cumartesi hem pazar bir yerlere gideceğiz. Cumartesi günü kuzenimin nişanı var. Pazar günü de elim titriyor. Dur. Arkadaşımın ablasının düğünü var. O yüzden işte bir şeyler yaparız. Hazırlanırken çekerim çekebildiğim kadarıyla. İşte bugünlerde yaptıklarımı çekerim gibisinden düşündüm. Bugün pazartesi olduğu için pazar var. Pazardan şu tokalardan bakacağım. Şu tokaların her rengi, fosfor renkleri falan varmış. Ben de böyle tokaları seviyorum. Şöyle kafama takmayı falan. Şöyle üç şekilde yukarıdan. O yüzden onun böyle yaza uygun fosfor renkleri falan varsa onları alacağım. Onun dışında telefonum ekran koruyucu taktıracağım daha. Taktırmadım inşallah. Bir şey olmaz. İşte düğünde takmak için takı, yüzük falan bakacağız annemle. Gretz'e gideceğim. Asitolamam lazım. Ojelerim feci halde. Umarım gözükmüyordur o kadar çok. Yenilerini süreceğim. Asetonum bitmiş ve Gretz'den başka şeyler de bakarım. Ya da Eve Shop'a giderim. Onları da çekebilirsem çekerim. Dışarıda konuşurken çekebilir miyim bilmiyorum. Çünkü utanırım. Pazar tezgahını falan da çekeceğim. Ama eğer onlara utanırsam görüntüleri görürsünüz. Konuşabilirsem konuşurum da. Bugün yapacaklarım bu kadar. Akşama bir video çekmeyi düşünüyorum. Çekmem lazım. Çünkü en son cumartesi video paylaştım. Yarın salı günü. Salıya video gelse iyi olur. Ama olmadı. Çarşambaya gelir. Çekiyorum. Yani zaten şu an izlemiş olacaksınız. MGO'da güzel böyle makeover yaptım. Planlarım var. Öyle. Yani sizin için yaklaşık birkaç saniye sonra ya. Benim için de yaklaşık yarım saat sonra ışınlanıyoruz. Ben şimdi çarşıya gidiyorum. Veriyorsun. Nasılsın? No! Evet arkadaşlar, eve geldim. Umarım kadrajı ayarlayabilmişim. Biraz önce ayarlayamadım. Biraz konuştum, baktım yamukmuşum. Şu anda ne kadar artık olduysa size çarşıdan aldıklarımı göstereceğim. İlk bir toka tezgahına gittim. Ben normalde bu tezgahtan daha ümitliydim. Çünkü annem oradan bayağı güzel renkler almıştı. Ama bu sefer sadece şu pembişi buldum. Bunun bende kahverengisi ve kremi de var. Tatlı bir toka olduğunu düşünüyorum. Bunu aldım. Sonra bir tezgaha daha gittik. Orada daha büyük böyle bunlardan vardı. Bunda yine bir pembesine, başka bir pembesine ve morunu aldım. Böyle toplamda 4 tane toka almış oldum. Bunlar bu yaz bayağı bana gider. Normalde böyle daha basit giyindiğimde bu tokalarla renkli gözükmeyi seviyorum. Sonra takıcıya gittim. Takıcı da bayağı çektim diye hatırlıyorum. Yani bayağı dediğim 10 saniye, 20 saniye falan çekmişimdir. Orada kendime bir şey almadım. Anneme şöyle bir bileklik aldık nişan için. Ve böyle bir yüzük aldık. Yüzüğü de göstereyim. Şu şekilde. Sonra annemle çay bahçesine gittik. Annem de bayağı yardım etmek için meraklıymış. Yani şurayı çek, burayı çek, şurayı çek, burayı çek diyor. Büyük ihtimal çok fazla böyle videolu etraf çektiğim şeyler olacak. Orada da işte sodamızı içtik. Annemle soda içtim. Limonata içmedik çünkü limonatamız var. Belki onu da gösteririm. Sonra da Gretz'e gittik. Eve Shop'a gitmedim çünkü
Gratis'te bayağı bir şey aldım. Düşündüm, her şeyi aldım. Ama orada çekemedim. İzlediğim diğer büyük YouTuber'lar Gratis'te gittiğinde çekim yapmayın falan filan diyorlardı. Yani bana da birisi dermiş gibi geldi ve hep arkamızda dolaştılar her zaman gibi. En sevmediğim, yani mağazalarda en sevmediğim şey, bir şey çalmayacağım. Kamera var, gerçekten çalmayacağım yani. Hiçbir şey çalmayacağım, merak etmeyin. Dolaştılar, o yüzden ben de çekemedim. Şimdi aldıklarımın hepsini göstereyim. İlk olarak boy aldık. Bu annem için yani, benimle alakası yok ama yine de göstermek istedim. Dibini boyayacağız nişan geldiği için. Sonra böyle bir yüz temizleme jeli aldım. Normalde Selenes kullanıyordum. Yakından göstermem gerekir mi? Göstereyim. Baya şey, bakım vloggeri gibi oldum. Vloggeri gibi oldum. Şöyle bunu aldım. Normalde Selenes'inki vardı ama 33 liraydı. Bu 16,5 liraydı. Ve bunu da temiz çirki demişti. Çisem Çakır, onu takip ediyorum. Bunu da almak istedim. Şu iki tane maske aldık. İşte hafta sonu nişan var. Cumartesi nişan var. Pazar günü düğün var daha doğrusu. Yani bunların önce cildimi güzel bir şekilde hazırlamak için bunu aldım ben kendime. Bu gözüne kontrol maskesiymiş. Bunu da anneme aldık. Anti-aging, o da işte çizgiler için olan bir maske. Böyle yüzdeki çizgiler için, kırışıklıklar için olan maske. Bakalım güzel midir bilmiyorum yani, deneyeceğiz. Ne kadar tutmamız gerekiyormuş bunu? 10-20 dakika diyor. Biz işte Erdek'ten Gören'e giderken yolda yaparız. O zaman kullanırız. Onun dışında şöyle iki tane lip balm var. Birlüs'ün bu özel serisi, hani limited edition, aynen. Arada çıkan serilerinden. İki rengi vardı. İnternette İrem de istiyordu bunları. İrem'le konuşmuştuk. İnternette iki rengi vardı. İrem dedi ki turuncu ya. Ben direkt bunu almak istedim ama sonra dedim ki turuncu böyle çok açık kalırsa telime falan filan diye. Pembesi de vardı. Annem dedi ki işte onu da al. İkisini de aldım. Belki duruşlarını da gösteririm. Bayağı bakım vlogu gibi oldum ama yeni çıkan şeyleri denemeyi seviyorum. O yüzden ikisini de aldım. Zaten iki rengi vardı. Beğenirsem geç. Birisinin 209, diğerinki 508. Başka renkler yok ama niye bu kadar büyük numaralar var? Neyse. Aseton aldım. En önemlisi buydu zaten. Bitmiş asetonum. Onu aldım. Pompalı böyle bu güzel. Yapıyorsun. Takma kirpik aldım. Bu da önemliydi benim için. Yani ilk defa takacağım. Ultra hafif, yapıştırıcısı içinde diyor. Bakalım var mı? El yapımıymış falan. Tekrar tekrar kullanılabilir diyormuş. Yani tekrar tekrar kullanmam lazım. Çünkü nişan, düğün, kına hepsine gitmesi lazım bunun. Takabilir miyim tek başıma diye bilmiyorum. Deneme falan da yapacağım. Belki onu da çekerim ama büyük ben beceremem. Sonra bir de böyle takma kirpik takma aparatı aldım. Bu da bayağı poşetli, dandik gibi gözüküyor. Çıkarayım yoksa. Son bir tane kalmıştı ve 2,75 dedim alayım. Yani lazım olabilir şöyle. Takacağız. Başka bir şey yok. Bu kadar. Bugün normalde YouTube için video çekmem gerekiyor. Büyük ihtimal çekerim ama hani başka bir vlog için bir şey çeker miyim bilmiyorum. Eğer çekersek 5 Temmuz akşamından, çekemezsem de 6 Temmuz'dan umarım çekmeye değer bir şey yaparım. Görüşürüz. Şimdilik bay bay. Lip balmların duruşlarını çekeyim demiştim. Şimdi ön kamerayla hemen göstereyim istedim. Hızlı bir şekilde göz arama bakın. Öldüm. Neyse bu 206 numara. Ben 209 demiştim az önce galiba. 206 numara. Rengini deniyorum. Şimdi sürüp geri geleceğim. Çekeceğim. Tamam mı? Bu dakikanın şu an bir şey yok hali. Sürdüm, böyle tatlı bir görüntüsü var. Şimdi kendime bakasım geliyor. No makeup makeup yaptığım zaman ya da günlük böyle bir arkadaşıma giderken falan sürerim. Hem dudakları nemlendiriyor gerçekten. Hem de görünüşüne sevdim. Bu tam böyle doğal. Şimdi diğer rengini deneyeceğim. Onun rengi neydi? Hop, bulalım onu da. O da 508 numara. Onu da deneyip geliyorum bunu silip. Evet, 508 numarayı da sürüp geldim. Bunu beğendim. Bu da daha böyle pembemsi gibi. Aslında çok büyük farklar yok ama yazın böyle şeyler kullanmayı seviyorum. Aynı zamanda lip balm da olduğu için bakım da yapar herhalde yani. Lip balm diyor. Sonuçta sadece şey değildir. Parlak parlak gloss gibi de sayılır. Güzel, beğendim. Eğer kanalımı ilk defa gördüyseniz, yani oyun videosu çeksem de böyle şeylerde de deneyebilirim. Virüs markasının bütün limited edition, ucuz, deneme boy, her şeyini denerim. Merak etmeyin. Küçük takipçi kankilerim de Başak ablalarının bu yüzünü görmüş oldu. Ama ben sürekli kendime bakan bir manyağım yani. Kamera bakmam lazım. Sizle konuşuyorum değil mi? Evet arkadaşlar, ben bir manyağım. Kendime bakmayı seviyorum. Ve glosslarım bitti. Bugün video çekesim hiç yok biliyor musunuz? Ama bilmiyorum. Yani vlog çekmek daha eğlenceli geliyor şu an. Ben çekiyorum da vlog eğlenceli geldi. Saçmalamaya başladım. Kanalımı ilk defa bu rujlarla, lip balmlarla görenler benim manyak olduğumu düşünebilirler. Neyse, artık susuyorum. Bye bye. Herkese yepyeni bir günden merhaba arkadaşlar. Bugün 6 Temmuz Salı günü. Dün akşam video çekeyim demiştim ama çekmedim. Çünkü uzun zamandır düşündüğüm bir şey vardı. Kanalın introsu, teması falan bayağı da eski. Dedim ki dün ben bunu yapayım. Yaptım çünkü uzun zamandır ara verdim. Yeni videolar çekeceğim falan filan. Yeni introm olsun istedim. Ben CS2 kullanıyorum. Bayağı çok uzun sürdü. Kendimi çizdim. İşte yeni bir tema oluşturdum falan. Yeni intro zaten şu an görmüşsünüzdür. Hatta daha önce de görmüşsünüzdür. Videodan önce paylaşmış olacağım. Onu yaptım saat 4'e kadar. O zaman çekeyim falan diye düşündüm ama yani şu an bile göz altlarımın ne halde olduğunu görüyorsunuz. Şu kapatılmış hali. Çünkü video çekeceğim için süslendim. O zaman çok kötü durumdaydım.
İşte ama hallettim en sonunda yani. Discord, Instagram, YouTube her taraftaki temayı hallettim. Bugün de MGO çekeceğim. Dün bahsetmiştim videoda diye hatırlıyorum. Çünkü videoyu editlemiştim. Videoyu çekmeye başlamadan önce bir tane kargom geldi. Onu açalım istiyorum beraber. Size de göstereyim. Basit bir şey geldi. Ne geldi biliyorum. Kablo. Neyse söylemeyeceğim. Spoiler olur. Onu açalım. Sonra takalım. Sonra da ben video çekerim. Belki video çektiğim ortamı falan da gösteririm de yani. Hayal kırıklığı yaşamanız çok mümkün. Çünkü dün çektiğimde aynada arkada bir bilgisayar gözüküyor. Ama o bilgisayar daha çekmiyorum. O benim evdeki masaüstü bilgisayarım. Odamda duran bilgisayarım. Ama benim şu an şahsi bilgisayarım laptopum. Onu ailecek kullanıyoruz. Yani o değil. Ama ortamı görünce gerçekten her yere taşınabilir. Portatif, ergonomik, muhteşem bir ortam olduğunu anlayacaksınız. Tırnaklarım çok kötü duruyor galiba. Hoca sürmedim. Daha dün bir koruyucu sürdüm. Annem arkada telefonla konuşuyor inşallah. Onu da duymuyorsunuzdur. Neyse ben şimdi kargoyu açma kısmına geçiyorum. Evet arkadaşlar, kargoyu açmak için annemin telefonu kapatmasını bekledim. Çünkü Word tutarken ben açacaktım. Ama ne oldu? Annem hala telefonda konuşuyor. Adresimi falan da karaladım yani belli olmasın diye. Şimdi tek elle açamayacağım. O yüzden bu haliyi bakın. Şimdi açıp da göstereceğim. Bekleyin. Evet, açtım. Koca paketten çıkan şey bu. Bir tane telefon şarj kısmı koruyucu. Nasıl anlatacağım ki bunu? Kablo koruyucu. Aynen. Şimdi şarj aletimiz. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz bir şarj aleti. Şimdi bunu çıkarıp takalım bakalım nasıl olacak. Elim boyanmış adresi karalarken. Her neyse şuna bakın. Çok tatlı bir şey. Aşırı sevindiriyor. Elimden de el falıma bakabilirsiniz yani. O kadar yakın gözüktü. Şuna bakın. Çok tatlı oldu. Çok sevdim yani. Gerçekten kablonun o kısmını korur. Çünkü iPhone kullananlar biliyordur. Tam şu kısımları çok fazla kırılgan oluyor. Bayağı tatlı, sevimli bir şey oldu ama şöyle bir sorun var. Göstereceğim hemen. Şu arka kısmı bayağı sıkı. Yani tek başınıza açamayabilirsiniz. Ben zor yaptım biraz ama gayet güzel oturdu. Çıkmaz yani. Sağlam bir şeye benziyor. Teşekkürler Trendyol. Teşekkürler canım. Kendim teşekkürler Pandacık. Şimdi ben video çekmeye gidiyorum. Tabii ki annem susarsa. Tekrar merhaba arkadaşlar. Yani anımdaki sıcaklıktan terden video çektiğimi anlamışsınızdır. Ama başıma ne geldi biliyor musunuz? Yani o kadar hevesli bir şekilde video çekmeye açtım ki. Yine kendime bakıyorum ve ne oldu biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim size o çektiğim ortamı. Dün gördüğünüz bu aynanın tam yan tarafında çekiyorum ben videolarımı. Böyle işte açılır kapılır bir masa ve tabure var. Burada da ring light'ım var değil mi? Her şey çok iyi. İşte eski telefonum şurada. Hatta şeyi de görüyorsunuz. Onu da buraya koyuyoruz bu şekilde. Sonra tabii ki bunun bir ucu var. Hani bu ringler çalışsın diye. Elektrik gelsin diye. Bakın ucuna ne olmuş. Bakın bakın. Ya bu daha önce de kopmuştu. Devamı da göstereyim kopmuş tarafı. Bu da kalan parçası işte gördüğünüz gibi. Bu şekilde koptu, mahvoldu. Bu da böyle. Yani şu an bundan hayır gelmez gibi. Tabii ben bir şekilde çektim yine videoyu. Ay muhteşem turuncu arka film. Ama hani kamerada ışık yokken oldu. Kötü olmadığını düşünüyorum. Yine bence önemli olan benim enerjimi oynamam diye düşünüyorum ama umarım babam bunu yapar. Bir kere daha bozulmuş. Yapamaz artık. Harçlıklarından biriktirip bir ara yenisini almam lazım. Neyse bir de iyi bir şeyden bahsedeyim. Yeni telefon aldığım için yeni kılıf söylemiştim. Trendyol'dan onlar da gelmiş. Şimdi onları da açalım beraber. Bu sefer de evimize Aras Kargo teşrif etmiş. Ben video çekerken geldiler, zili bastılar ve annem aldı ama açmadı tabii ki. Şimdi yine her zamanki gibi tek başıma olduğum için annem yemek yapıyor bu sefer de. Açıp içindekileri göstereceğim size. Oo, kutusunun ambalajını falan sevdim. Şimdi açalım. Tek elle bunu yapabilirim. Yay! Yay! Lollipop! Peki buna normalden daha fazla sevmem. Batman'le hem de. İnanmıyorum, inanmıyorum, inanmıyorum. Çok güzel. Ve iki tane kılıf. İkisi çok güzel. Ama beleş lollipop var. Ve kılıflar. Ve beleş lollipoplar. Ve kılıflar. Çok güzel. Çok 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 beğendim. Şimdi takıp da gösterebilirim arka plandan. Aynen takıp da göstereyim. Evet ilk kılıf bu şekilde. Ben gayet tatlı buldum. Telefonum siyah olduğu için beğendim. Daha mantıklı, daha mantıklı. Şimdi diğerini de göstereyim. Bakın sivileceğim. Merhaba, dün yoktun. Bugün varsın. Bu çok tatlı. Bunu çok beğendim. Normalde sarı sevmezdim ama bunu çok beğendim. Bir de son zamanlarda sarı sevmeye de başladım gibi. Aldığım yerin adı kutuda yazıyordu galiba. Almak isterseniz siz alabilirsiniz. Bence gayet sağlam yani. Sertler. Ucuz değiller. Bedava lollipop avantajını da unutmayın. Neyse şimdi videonun ses şeyini falan ayarlamam lazım. Gürültü azaltma yapmam lazım. Umarım kamera iyidir. Edit yapmam lazım. Edit yaparken de belki birkaç şey gösteririm. Evet yine bir kargo geldi. Güncelleme geçeyim. Bugün 7 Temmuz. Yüzümü göstermek isterdim ama yeni uyandım. O kadar şiş, o kadar kötüyüm ki. Yani daha o kadar gösterecek kadar iyi hissetmiyorum kendimi. Ama yine de kargomu göstermek istedim. Bu sefer de cüzdan geldi. Zaten küçük bir şey yani şurada. Şurada sadece başka bir şey yok. Evet bu şekilde açılıp kapanan başka bölmeleri olan bir cüzdanım var. Doldurunca da gösteririm ama yani fiyat performans açısından beğendim. Gene kaç liraya aldım burada yazıyor.
Şöyle 30 liraya almışım. Evet arkadaşlar, son kargom da geldi. Bu kargomda da hafta sonu olan nişan için küpe söylemiştim, o geldi. Şimdi açacağız, gene açarken çekemiyorum çünkü tek elle olmuyor. Her neyse. Küpe çok tatlı gözüküyor. Zaten düz bir elbise giyeceğim. Onu da vlogda görürsünüz. Şöyle göstereyim küpeyi de. Ama açıp göstermem daha mantıklı olacak. Küpeleri gerçekten çok beğendim. Çok zarifler bence. Umarım siz de benim kombinimde beğenirsiniz. Herkese nişan gününden merhaba arkadaşlar. Beklenen gün geldi, çattı ve çok zor konuşuyorum şu an anladığınız üzere. Sabah uyandım da kahvaltı etmedim. Duş aldım. Maske sürdüm. Şimdi oje süreceğim. Pembe sürmeyi düşünüyorum çünkü pembe makyaj yapacağım. Her neyse. En son salı günde bıraktım galiba sizi, kablo koptuktan sonra. Kablo hala kopup tamir ettirmedim. Çünkü şu an gündemimiz nişan olduğu için onu araya sıkıştırmak istemedim. Zaten pek bir şey de yapmadım yani. Birkaç görüntü çektim. Babaannemle dışarı çıktım falan ama onları eklemem büyük ihtimal. Bugün çekmeye devam edeceğim. Şimdilik oje sürmeye kaçıyorum. Belki size bir before after gibisinden bir şey gösteririm. Yay, işte ojelerimin after hali. Yani pembe bir oje, pek bir şey yok ama yine de göstermek istedim. Yüzümü ise hala yıkamadım. Çünkü şurası kurumadı. Biraz daha beklemek istiyorum. Böyle çok güzel bir maske. Direkt bütün siyah notları temizliyor. Yani anlık kurtarıyor. Tabii ki uzun vadeli değil ama anlık güzel oluyor. Ojelerim de böyle gözüküyor buradan da. Daha kahvaltı etmedim. Yüzümü yıkayacağım. Kahvaltı edeceğim. Arabada da maske yapacağız. Onları da çekeceğim. Ve şey fark ettim. Yüzümdeki maskeden dolayı Banu Berberoğlu gibi konuşuyorum. Böyle ciddi ciddi falan. Neyse. Çok zor konuşuyorum ama maske güzel hissettirdi. Sadece seninki daha nem veriyordu bence. Benimki biraz alkol kokuyor. Gözünde küçük çiçeği çildim. Ben de öyle yaşlı olduğum için benimkini daha nemli yapmışlar. Arkadaşlar nişan alanına geldik şu an. Kuaförde çekemedim. 10 saat kuaförde durmak zorunda kaldım. Ama şimdi hazırım. Üstümde şu şekilde göstermeye çalışayım. Her neyse, nişandan da videolar çekeceğim. Orada utanırım konuşmaya ama şimdi burada konuştum. Görüşürüz. Arkadaşlar, düğüne gitmeden önce bahsettiğim gibi makyaj sizinle yapacağım ama umarım açı iyidir çünkü tripodum bu açı kadar kısalmadı. Ben de arkasına kitaplar koydum, o şekilde şey yaptım. Şimdi makyaj yaparken konuşmam herhalde, hızlandırılmış bir şekilde izlersiniz.
Odam o kadar dağınık ki kendimi çekmeyi unuttum ama şu şekildeyim. Zaten boydan gösteririm elbiseyi. Şimdi gidiyorum yoksa geç kalacağız. Evet, yanımda çok ünlü, ultra ünlü, hepinizin tanıdığı bir konuk var. Canım çok başladı. Gülşah Kozmo ile düğünden kaçtık. Merhaba arkadaşlar. Ben Gülşah Kozmo, bana... Yok, Gülşah Kozmo değil mi? Hayır, Gülşah Gülmari Kuri'yim ben. Oyatarsanız sevinirim. Big Brother'da aynı. Buraya geldim, kursalda oturuyoruz. Size manzarayı da çekeyim. Yorgun ve bitik bir hale tekrardan evdeyim. Kanalda çok fazla çekim yapamadım çünkü yakın arkadaşın babası olduğu için çok fazla oynadık ve oynarken de beni çekebilecek bir insan olmadığı için sadece otururken Gülşah'la birkaç şey yaptık, onları sizinle paylaşabilirim. Ve kınada ganimetlerim varmış, ben bunu bilmiyordum. Şimdi sırayla göstereceğim. Yukarı kafamdaki bu şey bende kalıyormuş. Onun dışında böyle bir mendilim oldu, tabii ki kınada var yani normal olarak. Hem kına hem düğünde ikisi de olduğu için bayağı şey kaptık. Sonra böyle bir mum ve tef. Şu çok terledim ve yorulduğum için suratım parlak ama yani şu an pudralayacak halim yok çünkü pudram kralı dün benim. Ben bunu size söylemedim dün. Yolda başka bir şehirdeydi kuzenimin nişanı. Oraya giderken yolda pudram kırılmış. Pudralayamadım, biraz böyle parladım. Ama ben arada videolarda da parlıyorum, size alışırsınız. Her neyse, ilk videomun sonuna geldik. Umarım sevdiğiniz, eğlendiğiniz bir vlog olmuştur. Bir sürü görüntü çektim. Toparlayacağım, nasıl toparlayacağım onu da bilmiyorum. Umarım sonucu güzel olur. Artık bu vlogu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.